seramik de yaptım, dokumacılık da yaptım ama masal anlattığım zaman sadece hani nasıl söyleyeyim bunu? Yani galiba neden masal? Fransızım, masalcıyım, masal anlatıyorum. Köyde büyüdüm, yani köy ve Paris arasında büyüdüm bir yana. Ormana giderdik, ormanda masalcılar saklanıyordu ağaçların arkasında. Biz de bir rehberle yürüyorduk diyelim bir grup olarak. Hop bir yere geliyorsun, ağacın arkasından bir masalcı geliyor. Hoş geldiniz diyor. Orada bir masal anlatıyor. Sonra masal dinledikten sonra tekrar yürümeye başlıyordum. Sonra 19 yaşındayken Paris'te bir konservatuvar programı var. Nereden ilham alıyorum masallar için? Evet. Masal anlatmakla ilgili programa katıldım. Anlatma isteğiniz nereden geliyor? Ve mezun olduktan sonra anlatmaya başladım. Kitap evine gidiyordum, okullara gidiyordum, huzur evlerine gidiyordum. Masal anlatıyordum Fransa'dayken. Neden masal, neden hikaye değil, neden roman değil, değil mi? Ama birden Türkiye'ye geldim. Bayılıyorum, soru, soruya kapı açar, değil mi? Geldiğim zaman hemen şey sordum. Sizin ülkenizdeki masalcılar ne anlatıyor? Bu masalları öğrenmem gerekiyor. Hayat sürekli planlarımızın farklı çıkmasının hikayesi. Aslında masal dinlemek, gözler açık rüya görmektir. Bir sene sonra baktım ki gitmek istemiyorum. Diyarda genç bir oğlan babasıyla birlikte yaşıyorlardı. Çok paraları yoktu. Babası çok çalışıyordu. Sabahtan akşama kadar ancak akşam yemeğini sofraya koyabiliyordu. Çok sade bir hayatları vardı. İlk anlattığım zaman 20 kişi geldi. Bir sonraki ay onlar geri geldi, yanlarına arkadaş geri geldi ve birden baktık ki 44 kişiyiz ve mekan çok küçük. İnsanlar daha fazla gelmeye başladı. Hem gösterilerin sayısı arttırdım, hem de daha büyük mekanlara taşınmaya başladım. Odun kırdı, odun getirdi, dışarıdaki sebzelerinden aldı, yemek pişirdi. Bu çok güzeldi. Ben ilk önce şey düşünüyordum, Anadolu masalları öğrenirim, onları yurt dışında anlatırım. Ama günün sonunda şöyle oldu ki, Anadolu masalları öğrendim, sonra Anadolu masalları Anadolu'da bilinmediğini öğrendim. Hepsi Pamuk Prenses biliyor ama hiçbir tanesi Nardani bilmiyor. Oysa ki Nardani Anadolu'nun Pamuk Prensesi oluyor. Çok ilginç bir durumda bulundum ki bir Fransız olarak, yurt dışından gelmiş bir insan olarak Anadolu'da Anadolu masalları anlatmaya başladım. Horoz önde koşuyor ben arkada, horoz önde koşuyor ben arkada. Ama nasıl bir horoz bu? Bir yarış horozu herhalde. Öyle hızlı koşuyor ki ben yakalayamıyorum. Peşine gidiyorum. Ben bir taş aldım, taş attım. Bak, değmedi. Tekrar bir taş aldım, taş attım. Bu ülkede büyüyen çocuklara kendi kültürlerindeki bir masalı anlatmaya fırsat kazandım. Şimdi bazen insanlar bana diyorlar ki, nasıl olur ki sen Fransızsın ve bu masalı biliyorsun ve biz Türk'üz ve bu masalı bilmiyoruz. Yüzyıllar boyunca köylerde, dünyanın her köşesinde insanlar böyle hayal kurdu. Bütün güçlerinde, başka hiçbir şey yapmadan sadece hayal kurdu. Televizyon yoktu, ekran yoktu, odak bozacak başka bir şey yoktu. Tutundukları tek şey hayal kurmaktı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Onların hayal ettiği her şey, gerçek oldu. Anadolu masalcı der ki, bindim karıncaya, aldım deve kucağımda. Ve bu cümle bile içinde bir şey uyandıracak. Zihin diyecek ki, dur bir dakika, bu mümkün değil ki. Sen karıncaya binip deveyi kucağa alamazsın. Önce bir isyan var yani. Zihin diyor ki, ne mümkün? Sonra
arkadan bir yağ mümkün olsa. Neden olmasın aslında? İzin ver. Kendine en azından onu hayal etmeye izin ver. Ve bu yolu takip ederek gerçekten bence şu an elimizdeki bütün teknolojiler var edildi. Yani biri şey düşünmüştür, acaba güneş olmadan ışık olabilir. Biri demiştir ki, acaba biz uçabilir miyiz? İçinde tabii ki onların da bir sesle güçlü bir şekilde şey diyordu, namümkün, imkansız, insanoğlu uçamaz. Ama onların da bir tarafı şey demiştir, neden olmasın? Üç tane delikanlı yola düşüyor. Bir tanesi bir sene sonra tekrar buluşuyorlar. Bir tanesi bir at vurmuş. At metaldan yapılmış bir at. Sol kulağı kıvırıyorsun, at havalanıyor. Sağ kulağı kıvırıyorsun, at iniyor. 200 yıl önce Anadolu'da böyle bir şey hayal etmek çok çirkin değil mi? Türkiye'de insanlar kendi köylünün ne kadar çirkin hayal kurulduğunun tam olarak farkında değil. Masal bir aynadır. İçinde ancak kendine baktığın zaman, masalın sayesinde kendine bakmalısın. Masalın aynasına bakmak, kendini görmeye çalışmak. İnanılmaz yani, psikoterapi gibi bir şey. İki tane kız torunu vardı. En küçük oğlunu bayılıyordu. Sürekli onun peşinde dede, dede. O da ona dede diyor. Evet dedem. Dede, dedem, dede, dedem. Öyle. Ve bazen bir masal anlatırsın. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere. Ve ancak böyle bir sene sonra dersin ki, ah şimdi anlıyorum bu masal bana ne demek istiyorum. Ve genellikle ben bir masal tamamen anlamışsam, o zaman anlatasım kalmıyor. Gerçekten yani. O benim dün anlattığım masallardan biri beni ağlatıyor. Ağlatıyor, çok duygusallandırıyor bu masal. Komşular ona sarıldılar. Birlikte ağladılar. Yokluğundan onun oğlunu gömmüşlerdi. Mezarına gitti. Ve hayatta tekrar devam etti. Çok özel bir yere mi dokunuyor? Ve neden beni o kadar duygusallandırdığını tam olarak ben daha bilmiyorum. Ve onu anlatmaya devam edeceğim. Ve büyük bir ihtimalle tam olarak çözdüğüm zaman bu masal repertuarından düşüyor olabilir. Bir saat boyunca masallarla birlikte bir seminer vermiştim. Ben çıktım bir saat sonra ve bir adam benim peşime geldi. Dedi ki pardon pardon dedi. Bu inanılmazdı dedi. Bir saat boyunca dedi. Hiç telefonuma bakmadım dedi. İyi dedim güzel. Yok dedi, siz anlamıyorsunuz. Bir saat boyunca telefonuma bakmadım. Hatırlamıyorum ki en son ne zaman oldu dedi. Ben hep telefonuma bakarım. Ve bu gerçekten bu çağda çok önemli bir şey. Odaklanmak. Yani siz konuşmaya başladınız sonra başka bir yerdeydim. Ya da derler ki o taş var ya, o taşın ağırlığı ve soğukluğu elimde hissettim. Son 2-3-4 Kapattım gözümü uzak diyarlara. Hayal mi yalan mı sen söyle bana. Uçarım kaçarım ister savaşırım. Her şeyi yaparım çünkü bu rüya. Çünkü bu rüya. Merhaba benim kızım 14 aylık şu an. Herkes yani hamile olduğumdan beri herkes bana diyor ki herhalde onun adı masal koyacaksınız. Kim bilir ne masal anlatacaksınız. Masal anlatmıyorum daha ona. Ya da şöyle masal anlatıyorum. O bir bebek yani. Şöyle masal anlatıyorum. Saklanıyorum yüzümü. Bütün anneler yaptığı gibi. Ve bunu yapıyorum. Bu aslında bir masal. Bu ne diyor? Bir yokmuş, bir var. Bir varmış, bir yokmuş. Bu aslında toplumun dikişi oluyor. Bizi bir araya birleştiren tarafı. Ben aynı masalları birçok farklı insanlara anlatıyorum. İlkokula gidip
orada bir masal anlatabilirim. Aynı masalı gidiyorum bir şirkette, bir bankada anlatabilirim. Sonra bir sonraki gün bir tane fabrika beni mavi yakalı kadınlara bir etkinlik yapmaya çağırıyor ve aynı masalı anlatabilirim. Çok farklı ortamlarda aynı masal anlatmaya seviyorum. Çünkü bu bana şey hatırlatıyor. Aslında o kadar zannettiğimiz kadar farklı değiliz. Yani hep şey diyoruz, bu kişi bu kültürden, bu kişi şu kültürden. 500 sene önce, bir önceki nesil farklıydı. 50 yaşında insanlar böyle, 20 yaşında insanlar böyle. Sürekli birbirimizi ayırt etmeye çalışıyoruz. Biz farklıyız, siz farklısınız. Ben Fransızım, siz Türksünüz. İşte annem 70 yaşında. Yani farklı nesiller sürekli bölüyoruz. Ama masala birleştiriyor tam tersi. Bizim aynı masada oturmamız gerekiyor. Bizim aynı hayal görmemiz gerekiyor. Bizim aynı masalı dinlememiz gerekiyor. Yoksa nasıl birlikte bir geleceğe doğru yürüyebiliriz? Hadi koş.